Bu ikisi arasında tam 8.000 TL fiyat farkı var. Bakalım S23 mü, iPhone 14 mü? Sizce hangisi? Bir süre önce Instagram'da bir tane post paylaşmıştım ve demiştim ki iPhone 14 ve iPhone 13 mü yoksa S23 ve iPhone 14 mü kıyaslayalım diye. Tercih bundan yana oldu ve bunu yapalım dedik. C'den iletişime teşekkür ediyorum. Bu iki telefonu bana sorgusuz sualsiz verdi ve ikisiyle de bayağı uzun bir süredir vakit geçiriyorum. Çıkıp fotoğraf, video değil. Bir gün boyunca tamamen bununla vakit geçirdim. Ve her ikisinde de günlük o an ne ihtiyacım varsa onu yaptım. İster S23 alın, ister iPhone 14 alın. Keşke diğerini alsaydım demez. Kendi yorumlarımı paylaşacağım. Her ikisi de boyut anlamında ve kullanışlılık anlamında benim çok hoşuma gittiler. Samsung'da sadece şöyle bir durum oldu. İlk aldığımda belli başlı bir takım ayarlamalar yapmam gerekiyordu. Ama bunu kesinlikle iPhone kullanıcısı olarak değerlendirmeden dürüst bir şekilde söylüyorum. Samsung S23'ün fiyatı 24.999 TL, iPhone'un fiyatı ise 32.999 TL. Yani arada 8.000 liralık ciddi bir fark var. Değer mi değmez mi, buna bu videodan sonra siz karar verin. Samsung ilk eline alındığında bence iPhone'a göre çok daha kaliteli duran bir telefon. Şu kenardaki metal bir yüzey var. Aynen Pro'larda olduğu gibi bu arada. Bunda ise tamamen mat bir durum var. Ama bu telefon kesinlikle ele oturması ve özellikle çentik değil de sadece bir nokta olması burada, o kesinlikle çok güzel gözüküyor, onu söyleyeyim. Android gerçekten kendini iyi geliştirmiş. Hızlı, hiçbir sorun yok. Tıkır tıkır telefon gayet işliyor ve artık eskisi gibi donma, hata verme gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu konuda da içiniz rahat olsun. iPhone'unu herkes biliyor. Tabii ki daha stabil, daha güzel. Ama durum şu. İkisiyle de fotoğraf çektim. Gece, gündüz, işte geniş açı, dar açı, yakın çekim, uzak çekim hepsini denedim. Videoda çektim. Edit de yaptık. Her şeyi yaptım. Şöyle bir durum var. Silikon işlemci bir tık daha hız açısından ön plana çıkıyor. Bu bir faktör değil, bunu siz bilirsiniz, ama şöyle bir durum var. Bireysel kullanımda bunu fark etmezsiniz, hangisi daha hızlı diye, ama ikisini yan yana koyduğunuzda bu durumu fark ediyorsunuz. Bu çok bence önemli bir durum değil. Samsung'un ekranı daha net. Çektiğiniz fotoğraflarda siz de görüyorsunuzdur şu anda. Bu daha net gösteriyor ama fotoğrafları başka bir ortama, yani bir Photoshop'ta, bir bilgisayarda işlediğiniz zaman veya videoları Premiere veya Final Cut'a edit programlarını attığınız zaman işte orada işler değişiyor. Ekran daha parlak olduğu için ve 120 Hz'lik bir yenileme hızı olduğu için Samsung'un daha ön planda bir görüntü sunuyor çekim esnasında. İşleme kısmına geldiğinizde işte iPhone orada ön plana çıkıyor. Günlük kullanımlarda Samsung'un bataryası tabii ki daha iyi bir planda. Çok daha iyi gidiyor. Bunda 8K 30fps bir çekim var. Ben bunu bir kere deneme amaçlı kullandım ama henüz bunu kullanmadım. Yani çok gerekli bir özellik değil. Onu söyleyeyim. Artı telefonu zaten çok ciddi bir yer kaplıyor. Gece çekimlerinde ise videolarda özellikle S23 daha güzel çekiyor. Ama cilt tonları gibi durumlarda ise iPhone ön plana bir tık daha çıkıyor. Yani manzara için bence Samsung ama kişi iPhone burada biraz daha ön plana çıkıyor. Bu ikisi arasında ben olsam hangisini alırdım? Eğer ben bugün bir telefon alacak olsam ve kesinlikle bilgisayar, işte kulaklık, şu bu, hiçbir ayrıca bir sistem olmasa benim tercihim bundan yana olurdu. Ama ben video düzenliyorum, edit yapıyorum, Photoshop kullanıyorum, bilgisayarım Apple. Ama ben bugün tabii ki tekrar bir telefon alacak olsam ben tercihimi bundan yana kullanırdım. Sebebim de şu: fiyattan ziyade ekosistemsel anlamda AirDrop olması, daha kolay aktarabiliyor olmam, daha uyumlu olması, daha stabil çalışması benim için biraz daha ön planda. İşte 50 megapiksel, 100 megapiksel veya işte 100x zoom yaptım, işte hiç bozmadı gibi, onlar benim için çok problem şeyler değil. Benim için videoyu çektikten sonraki işleme. Hani kötü çekse de, rengi kötü de olsa RAW çekmesi, onun üstünde benim işleme yapabilmem benim için daha plana çıkıyor. O yüzden benim tercihim yine iPhone'dan yana olurdu. Ama siz olsanız hangisini alırdınız? Bu konuda tercihinizi bekliyorum.